Evet, sen ne diyorsun Nur? Yemeğin gerçekten çok güzel olmuş. Beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Her şeyini. Herkes kuzu gibi bakıyor. Ama güzel mi değil? Evet, ben genelde yorumumu saklarım. Sonlara doğru, ortalara doğru konuşurum ama yani ne diyeyim, suratından yani, da yani ben diyeyim. Ali Hüda Bey'i burada tebrik etmek istiyorum. Çok şu ikiliyi susturdunuz ya. Gerçekten pardon, tebrik ediyorum. Derken Rüveyda'nın. Ben çenemi susturamadım. Ya. Siz emeğinizle susturdunuz. Keşke sizi de susturan bir yere olsa. Yemekler benim güzel olunca konuşmuyoruz. Ay, yiyoruz. Aynen yani, öyle. Evet. Aynen yani, öyle. That's it. Sen de beğendin herhalde Rüveyda. Ben çok beğendim. Dün ben yemeklerimi çok yedim. Yoksa bunu bitirirdim. Afiyet olsun. Kendi yemeklerimi çok yedim. Anca böyle. Hilal. Beğendim ben de. Gerçekten afiyet hakkını vermiş. Hatta yine ben biraz şey yapacağım ama ben de güzel şeyler çok az söyleniyor ya. Ben bir de insanların emeğinin karşılığını her anlamda vermeyi seven bir insanım. Evet. Bu programda da öyle olsun istiyorum. Olmaya da devam edecek. Bu son zamanlarda yediğim bu programdaki en başarılı ana yemek. Gerçekten. Her şeyiyle. Çok teşekkür ederim. Noktası virgülüne. Bizde kaşık atma diye bir şey yok. Haşa biz kimiz. Demek ki. Ama evet, herhalde kaşık. Sen. Evet. Efsane bir. Hele şu patates kabuğundan cips fikri çok hoşuma gitti. Evet. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar kalın bir et ve zor pişmesi olan bir et. Kurutmamış. Ne kadar güzel pişmiş. Pekmezin ne pembesi şeyi var, ne kırmızılığı var. Çok yapıldı bizde bu arada. Hani bu yemeğin, aman efendim şu diyecek seyirciler, nedir ki canım biftenin içine sizde çok krema, işte mantar bilmem ne, ispak. Yo tamam, bildiğimiz yemek bizde çok yapıldı bu versiyon. Ama işte el lezzeti, hüner, maharet bunu böyle pişirebilmekte, bu etin bu sululuğunu muhafaza edebilmek, dediğin gibi bu kalın yani, eti sarabilmek, dağılması ve pişirebilmesi. Nur Hanım o eti nasıl pişirememişti şu an? Gerçekten ben merak konusu. Bunu kabul etmiyorum. Bütün ekip senin etini inceledi. Ve pişirildi. Evet, bütün eti inceledi. Pişirildi, onaylandı. Onaylandı. Bugün bana kurulup geldiniz galiba Rüveyda'nın. Yo niye kurulayım? Aklıma geldikçe söylüyorum. Yo kurulup kurulup gelmişsiniz. Yani gerçekten tanımadığım insanlara yaptığım yemekleri, özellikle iki tane imza yemeğim olan imza sosum ve imza yemeğim. Sunum olarak belki biraz alçak kaldım çünkü vakitle yarışıyoruz, süreyle yarışıyoruz ama gerçekten çok duygulandım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tanımadığım insanların benim lezzetimi beğenmesi gerçek manada benim çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarıma da, Zuhal Hanım'a da ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ana yemek tabağı gerçekten bir şef tabağıydı. Çok lezzetliydi. Beğenerek tükettim. Gerçekten çok doyurucu bir tabaktı. Güzel, özenli hazırlanmış bir tabaktı. Bir şeyleri ben de eleştirmek isterdim. Hele ki birinciliği en yüksek puanlar bendeyken, birinciliğe yakınken ama gerçekten yemeği çok güzel olmuştu. Ana yemek tabağı muhteşemdi. Zaten patates deyince akan sular duruyor bende. Buradan da şunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ali Bey ilk geldiği gün ısrarla aşçılığından, eğitimlerinden bahsetti. İkinci ve üçüncü günde bunu durdurdu, frenledi. Keşke üzerine bastıra 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 bunu savunsaymış. Son günde zaten bunu gösterdiğinde hepimiz görecektik ama belki de burada yine o da bir strateji uyguladı. Çünkü çok güvenen, kendine çok güvenen yarışmacılar burada sonunda hüsrana uğruyor. Bunu düşünerekten de geri adım attığını düşünüyorum Ali Bey'in. Benim etimin pişirdiğinde bütün ekipçe onaylandı. Zuhal Hanım duydunuz mu? Yine benim kelimem. Kurulup gelmeyin de mi? Bunlar niye bu kadar bana özeniyorlar? Biz de çok kullanılıyoruz. Söylediğim şeyleri sürekli özenebileceğim en son kişi siz olabilirsiniz. Sürekli söylediğim kelimeleri söylüyorsunuz. Etinizin pişmesiyle alakalı herkes onayladı. Hani bir saat fırında kaldı dedi. Evet. Dediler. Sadece sizin etinizin seçimi yanlıştı. Yağ oranı fazlaydı. Evet, yağ oranı fazla olduğunu kabul ediyorum. Ama pişmemiş olayını kesinlikle kabul etmiyorum. Biz de şüpheye düştük. Çok pembelik vardı görünen. Salçalarınızı getirmiş miydiniz? Getirdim kendi salçalarımı Rüveyda Hanım. En azından tabaklarla birlikte unutmamışsınız. Unutmadım Rüveyda Hanım. Çünkü Antep deyince Antep'in salçaları gerçekten çok güzel. Biber salçası. Evet, tek tek annemin yaptığı gerçekten çok salçaları güzel getirdim. Ve hatta çiğ köftenin ve diğer malzemelerin içine de kullandım kendileri. Güzel. Yok acısı macısı güzeldi yani ama onu dediğin gibi çok bulgur seçimi yanlış. Bulgurda bir şey vardı. O yani çiğ köftede yaparken bulgurun illaki nerenin yöresine ait olduğunu. Ya şöyle bulguru da kendim getirebilirdim. Antep, en önemli şeyi getirmemiş. Evet. Evet. Ara, keşke de şey, onu kendim getirseydim. Onda ince bulguru. Evet, çok. Asla buradaki market bulguruyla aynı performans alamazsın. Yok, çünkü kesinlikle. Evet. Bizim salçadan da alamazsın. Fıstığı getirmişsin. Baharatını getirmişsin. Evet.
Her salçalı getirdim. Getirmişsin. Onu bir yarım kilo bulgur getireydin çok keşke. İnce ya da biz aldırsaydık. O kadar evet, ince ki. Buğdayı da bir şeydir. Yöresel bir şeydir o. O yüzden diri kaldı. Her yerin, her yerin bulgurundan olmuyor. Olmaz. Yani, o yanlış bir seçim olmuş. Evet. O yüzden özleşmemiş. Ama yine de kendimi tebrik ediyorum. Tabii ki canım, çıkarmışsın gene menüyü, yetiştirmişsin yani. O anlamda herkesi tebrik etmek lazım. Kimse eksik bir şey getirmedi. Çok teşekkür ediyorum herkese ayrı ayrı. Beğendiler sunumlarımı. İnşallah tatlıyla da son öpücüğü gerçekleştireceğiz. Tabii bunun puanlara yansıyıp yansımayacağının daha garantisi yok. Bakayım, göreceğiz. Ama özellikle Nur Hanım ve Nihal Hanım zorla beğeniyor gibi duruyorlar. Zuhal Hanım'ın yorumundan sonra yapmaya özen gösteriyorlar. Leyla Hanım sessiz sakin durunca ben şaşırıyorum ya. Acaba yok, gülüyorum. Sürekli gülüyor, gülüyorsunuz zaten. Düne göre çok sakin. Düne göre çok sakin. Gergin, sakin. Dün yerleri attı ama. Yok yok, gergin değilim. Dün bir de ben uzun süre oynamayınca da hani şey oluyorum. Dün bütün o oynayınca haftada bir falan günlük oynama dozunu almayınca. Günlük oynama dozum var ve konuşma kelime dağarcığım var. Yani komşuların da aran nasıl? İyi. Ha ne güzel. Özellikle Ayşe komşumun size selam var. 3-4 kere mesaj atmış. Selamı söyledin mi? Selamı söyledin mi diye merakla bekliyorlar. Selamlar. Prensesim var, kedim, ona bakıyorlar şu anda, onlara öyle emanet mi ettim. Evet. Ha, kedisi de var. Ne güzel. Ya. Şimdi sırada ne var? Tatlı var. O da neydi? Cheesecake. Neyliydi cheesecake'in Ali Hüda? Kakaolu narenciye soslu cheesecake Zuhal Hanım. Kakaolu narenciye soslu. Evet. Aa, hadi bakalım. Bu da yine daha önce benim, en azından ben kendim görmedim arkadaşlar. Kakaolu cheesecake yediler mi bilmiyorum ama. Valla çikolatalı yedik de kakaolu ben de yemedim galiba. Yemedim değil mi? Çikolatalı yedim, çikolata. Ben bir de kakao ile narenciye sosunu nasıl bağdaştırdı onu merak ediyorum ha, yani. Çarpıştırırsın lezzetleri. Yapabildiyse. Yapabildiyse. Dengeleyebildiyse. Oradaki püf noktası işte önemli olan. Bunu kendime alırım. Mutfakta nazar var. Sanki erken aldı. Evet, ben yanlış beni ben kabul ediyorum yani. Ben söyledik benim için ya, şey yok. Oldu. Ben yaptığım hataları biliyorum. Yanlış beni seçtim. Yani keşke kolyemi ne gösterseydik. Nazar geldi. Nazar kol bu arada kolyem. Ay ne güzel. Evet, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu ki? Ya cheesecake'im de benim yine 12 taneydi. Bir tanesi 11,5 oldu. Nazar onu nazar. Sen al. O kadar evet, nazarlık evet. Olsun. Onu kendine evet, koy. Evet, bir söylemeyelim. Olsun. Evet, onu kendine koy. Tabii ki. Porsiyonluk yapmış. Kolaya kaçmış. Cheesecake'in bir gün dinlenmesi gerekiyor ki biliyorlar ki bana kolaya kaçtı diye yorum yapıyorlar. Evet, yani bunu porsiyonluk yaptım. 2,5 saatte size sunmak için, soğutmak için böyle bir yol izledim yani. Bu doğrudur, evet. Yani ama birer tane de verebilirdim. Bakın ikişer tane veriyorum. Yani yine gramajına uygun yapıyorum yani. Gramajıyla zekice alakalı sıkıntımız yok ama o kalıptan böyle kalıp gibi çıkartılmış bir cheesecake beklerdik yani sizin gibi bir şeften. Ama onu işte bak, en kral pasta şefi gelsin yine bir günde sunması zor çünkü bir gün dinlenmesi gerekiyor. Daha önce yapanları görmüştük Ali Hüda Bey. Vallahi yaptılar, ne yalan söyleyeyim Ali Hüdacığım. Yani. Yaptılar, biz de hatta şaşırdık. Bu kadar süre içerisinde nasıl bu kadar güzel dondurur, oturur. Ben gerçekten o arkadaşları diye tebrik ederim. Hilal Hanım da yaptığı Sütlü Nuriye ile benim cheesecake'ime böyle yorum yapması garip geliyor bana. Aa, benim Sütlü Nuriye'mi çok beğenmiştiniz. Senin, ay Nuriye. Sizin Sütlü Nuriye'nizi beğendim evet. Nuriye ama ya, hazır Nuriye yufka. Burada el emeği göz nuru 2,5 saatte sığdırılmış bir cheesecake var ama yani. Ama beğendiniz, çok lezzetli beğendim, dediniz. Beğendim, şey demiyorum, güzel. Ama bari sen yapma diyor. Yani ben neyse onu söylüyorum. Sen de beklediğim kalıpta hani böyle kalıp gibi çıkmış bir cheesecake'ti. Umduğum gibi olmadı. Tadına bakacağız. Bakalım değerlendireceğiz. Yani tadına baktıktan sonra anlayacaksınız. Nurhan Hanım da hiç konuşmuyor, farkında mısınız Zuhal Hanım? Niye? Koltuk gidiyor ya. Alakası bile yok. Strateji bitiyor ya şu anda. Ay herkesin puanı hemen hemen aynı öyle evet, devasa ama onlar ikisi onu garantilemek için böyle sona doğru puanları düşürdüler ya. Alakası bile yok Rüveyda Hanım. Rüveyda Hanım. Siz herhalde kendiniz böyle bir şey düşündünüz de olmayınca bize yaşıyorsunuz şu an. İkisi dediğin Hilal Hanım. Sadece zeki bir kadın olduğum şu için yaptığım emin olun anladım. Ben sizden daha zekiyimdir. Emin olun ben hepinizden daha zekiyimdir. Hadi bakalım. Emin olun gülümüz hiçbirinizden yalnız daha zeki arkadaşlar, değil. Arkadaşlar bilgi yarışmasında değiliz. Yemekteyiz.
Neyse ki Zuhal Hanım gerekenleri söyledi. O yüzden sizin söyledikleriniz buradan giriyor, ama buradan çıkıyor. Söyledim. Hayır, lezzet konusunda hala beğenmedim. Hala beğenmedim diyorlar ya, hani ısrarla lezzet yok, emek yok, senin şu yok, bu yok diye. Vardı, yani vardı, bunu zaten ayrı konuştuk, tuzundan bahsettik. Ama biz konuşamadık hiçbir şey olmamış gibi. Biz Rüveyda Hanım'la dün iletişim kuramadık, konuşamadık çünkü bizi dinlemediniz. Zirvedeydim, duymuyordum çünkü. Kulaklarınızı kapattınız. Bugün de aşağıdasınız Rüveyda Hanım. Bakıyorum, geziyorsunuz aşağıda. Yok, hiç aşağıda değilim. Evet. Şimdi ben de o kadar çok emek verdim. Benim arkadaşlarım çorbamın lezzetinden ziyade üstünde neden kaşar peyniri yok diye yorum yaptılar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.